önceki kavimler nasıl helak oldular? Çünkü buna derler, bu adetle sünnetullah, adetullah, bu değişmez bu. Aynı felaket insana başlayan tekrar gelir. İlk batan kavim yeryüzünde Nuh kavmi oldu. İlk yeryüzünden batta helak olan kavim Nuh kavmi. Eski çağlarda olan bir olay bu. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın zamanına göre, Nuh kavminin zamanına kadar yeryüzünde Allah'a inanç herkese vardı insanlarda. Adım Omuz'dan gelen inanç, tevhid, Allah'a bir inancı herkese vardı o zamana kadar. İlk olarak bu inanç Nuh kavminde koptu. Nuh kavminde koptu. Bunlar Bunların hepsiydi bazı kişiler vardı, Nuh kavminin. Kavminde sivrilen, akıllı insanlar vardı. Bunlar ölünce, bunların arasında dayanamayan toplum ne yaptılar? Bunların ağaçtan, taştan heykelin yaptılar bunların. Güya bir, bir hatırlama olsun diye bunların anısına bunu yaptılar. Bunlara da belli noktaya diktiler bunlar, heykelle bunları. Tabi zamanla o heykeller kutsallaştırıldı. Putlaştırıldı, ilahlaştırıldı. Onlara tapmaya başladı. Nuh Aleyhisselam Allah ondan gönderdi. Peygamber olarak. Nuh Aleyhisselam 50 yaşında peygamber oldu. Kavmine uğraştı. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam'dır en çok dövülen peygamber. insanları Allah'a davet ederdi. Bırakın şu heykelleri, bırakın putları, bırakın bunları. Allah birdir. Gülüptü marki Allah'tır. O da yaratan, yöneten onları davet ederdi. Bunlar buna girişlerdi. Taş atarlardı, tekmin okumunu döverlerdi. Bazen artık bayırı komaya girerdi. Kene geli zamana bakardı ki her tarafı yara kanlar ilişkiler içinde. El ederek sürünerek hanımı da karşı kendisine bu yolda bak. Hikmeti Allah'a ikna Allah. Nuh Aleyhisselam sonra dua etti Mevlamıza. O kısım okuyacağım inşallah. Kamber suresini okuyorum. 10-12'de. Fede'a Rabbehu Fede'a Fede'a dua etti. Nuh Aleyhisselam. Kime? Rabbehu Rabbine tabi, Rabbine. Ne dedi? Enni mağlubun, enni mağlubun. Allah'ım ben mağlup oldum, yenildim Allah, yeni düştüm. Başaramıyorum bir artık bunları. Fen bana sen yardım eder Rabbim dedi. Yardım böyle. Ne zaman bunu söyledi? Sabır edemedin mi? Tam 950 yıl peygamber geldi bakın. 950 yıl peygamber görevi yaptı. 50 yaştan başladı, 1000 yaşına geldi. O zamanlar ömürler uzundu. Dünya tam doğal bir dünya. Dünya doğal dünya. Hatta Nuh Aleyhisselam 1000 yaşına geldiği halde tek bir saçında başında bezlik olmamış. O durumda. Dinç kendisi de. Bu 950 yıl içerisinde kavminden çok çoğalan oldu tabii. Devamlı doğumlar var, ölüm olmuyor fazla ama. Ölüm olmuyor fazla. Torunu, torun, 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 torunu nesil devam ediyor. Nuh Aleyhisselam yeni gençlere uğraşıyor, ne yapsın? İmana getiremiyor. Çok az bir yüz, yani 80 küsür kişi imana geldi ancak kendisine, koca toplumda. Artık görev yapılmaz hale gelir görevini. Artık yatırmıyorlar. Muazzam, baskı, zulüm, işkence artık konuşmuyor kendisini artık. Artık alan daraldı. Çok sıkıldı. Ne yaptı? Feda Rabbihü, Rabbini dua etti. Enni mağlubun. Allah'ım ben mağlup oldum artık. Yeni düştüm bunlara. Başaramıyorum bunları. Fentesir yardım eyle. Mevlam buyurdu, ya Nuh, artık tebliğ görevini bırak, diyen bir yapma, başta bir gemi yap bakalım, Mevlam buyurdu. Nedir ya Rabbi gemi? Mevlam buyurdu, sana cebali göndereceğim, o zaman tarif edecek, gemi yapma başla.» Nuh Aleyhisselam baktı artık tebliğ görevini, Zaten davet eline gelirmiş marangozu o döneme göre, o döneme göre işte derslere, balta, keser kullanması bilirmiş kendisi de. Ormanda, her taraf orman zamanlar ağaçları kesti. Kalaslarla, bir kalaslarla üç katlı bir gemi yaptı. Üç katlı gemi yaptı. Nerede gemi yapıyor? Tabii karada yapıyor gemiyi. Geliyor mühkaminin o pisliklere geliyorlar, alay ediyorlar. duvar sonra bıraktı. Onlara bir şey söylemiyor. Ama onların inadı, küfür adilleri ne yapıyorlar? Sır duvar aşağılamak için yana geliyorlar. Yani ne oldu? Bıraktın peygamberliği. Başladılar. Gülüşüyorlar. Ya Nuh sen hakikaten diri miştin diyorlar be. Bu ne? Bu yaptığın bir sürecek bir şey bu gemi yani. Ona benziyor. Karada yüzer mi bu gemi? Sen diri miştin falan kendisiyle. Hatta öyle oldu ki işlerinde en azgın dediler ki birbirine en azgınları dediler ki Nuh'un yaptığı gemi var ya oraya gidelim oraya derler tuvalet yapanlar tuvaleti oraya yapan yapanlar. Orası bir genel tuvalet hale getirildi toplumda. Gece gündüz kimin tuvalet ihtiyacı olsun gemiye giderdi yapardı. Alt kısmı yapıyorlar tabii. Bu tabi bir şey diyemiyor. Diyemeyen bir şey gelmiyor tabi. Geliyorlar. Tabi doldu, altı tamamen doldu, pislik. Boku pislik içerisinde. Artık gemi bitti, kalkacak artık gemi. Ama Mevla şeye kadri mutlak Mevla muhtemelenler. Allah Teala o topluma bir hastalık verdi. Uyuz gibi bir kaşıntı bütün bedenlerinde. Başlasan bütün bedene kaşıntı. Uyuyamıyor Tıraklara kim durmadan kendini kaşıyor yine, her tarafı Her tarafta yara bel oldu kaşını tutan, açıldı, yaralar açıldı, muazzam kaşını Yine bir gün gelmiş pisliğin birisi gece gemiye pislemeye gelmiş gene. Tabii gemi dolu ya, böyle kerana pisleyen derken bir ayağa kaydı. Ayağa kayınca elinde uzattı, tutunmak istedi, eli de battı. Eli battı ama Elini çıkardı baktı ki elindeki kaşındı tekmiş ama eli iyileşmiş. Allah'a ne oldu bu yerde? Öbürünü soktu. O da iyileşti böyle. Hem yara iyileşti, kaşına gitti. Soyundu. Baştan başa süründü, Hiçbir şey kalmadı. Gitti kavmine müjde verdi. koşun bakalım oraya. Geller tabii artık kazıldılar şeyler pisliklere böyle. Bunun için. İşte böyle yardım etti mi Ediyor. Tabii öz yapacağım bunlar. Birkaç tane örnek vereceğim için. Mevla buyuruyor. Ve fetahna evvâ bes semâi bimâi münihemir. Artı vakit gelince Mevla buyurdu göklere. Açıldı gök kapıları. fetahna açtık. Evvâ bes semâi gök kapılarını açtık açtık. Bir mai münhemir, bir mai su, münhemir de şarıl şarıl akan bir su. Şarıl şarıl. Yani bir sanki orta akıyor su. Yani yağmur değil. Bunlar. Yağmur taneleri tek tek olur. Bir karışmaz yağmur taneleri. Yani yağmur taneleri ip gibi olmaz bile. Yağmur taneleri taneleri küçük olsun, iri olsun, büyük olsun fark etmez. Ama tek düşer yanma taneleri. Öyle olmadı da sanki kovadan boşalıyor ya da bir hortumdan tazizi geliyor. Birdenbire gökten su indi yere. Şiddetli su indi. Ve fecerde uyunan yerden de su kanama başladı yerden de. Yerden kaynadı tazı su kanama başladı. Sen kalma u su birleşti. Hangi su? Gökten gelen yağmurla yerden çıkan birleşti. Allah emrin kadı kudir. Allah'ın takdir ettiği miktara gelince ondan sonra durdum. Yani ne kadar yağmur yağacak gökten yerden su fışkıracak takdir olmuş bunlar her şey. Duhur daha önceden gemiye bindi. Aşı altıya gemide kaldı bunlar. Sonunda tabii Türkiye'nin güneydoğusunda bir dağ var. Cudi dağı var. Cudi dağ. Vela yürüyor. Vestevet alel cudiyye. Gemi oraya oturdu. Yani su çekilince oraya oturdu. Gemi oturdu orada. Gemide kurtuldular. Tabii de insanlar hep öldüler muhtemelenler. Demek ki Allah-u Teala Mevlam dilerse Mevla ne yapayım Mevlam? suda insanlara boğuyor. Yani evi kimsenin depreme kadar dayanık olsa devi, evi. Depreme kadar ev dayanık da olsa, muhkem sağlam da olsa evi, Mevla ne yapıyor? Kulu su ile boğuyor muhtemelen. Yani yerden su geliyor, gökten su geliyor. Peki gökte bu kadar su var mıydı acaba o anda? Bu kadar su var mıydı? Allah her şeyi Mevlam tadir etmiş. Derler. Yedi yıl Nuh kavmine dünyayı o anda attı, yeryüzüne bir damla su gelmedi. Bir damla yağmadı. Yedi yıl muhtemelen. Bütün dünya küreği alsa. Arşı sıcak oldu. Kurak oldu. Muğan sıcak oldu. Ne oldu o zaman? Deneyecek su buharlaştı. Göğe kaldırıldı. Orada sular depolandı. Kudret, azamet, kudret. Buna kimin gücü yeter? Müthiş ya. Denizde buharlandı, göğe çıkarıldı, yedi yıl depolandı bunlar. Sonra ne oldu? Bunlar birdenbire yere bırakıldı. Kim yapar bunu? Allah diyor. Ancak onun gücü yeter bunlara efendim.